Yanımızda Doğu Türkistan Vakfı Başkanı Sayın Ilgar Alptekin var. Evet, az önceki oturumda Doğu Türkistan'daki Türklerin, yani Uygur Türklerinin insan hakları sorunlarıyla ilgili bir sunum yaptınız. Evet. Bu konularda elbette Türkiye'de bilgi sahibi olan, takip eden, yaşananları bilen pek çok insan var. Ama burası tüm Türk dünyasından gelen hukukçuların bir arada olduğu bir yer. Ve sadece bugüne kadar duyuyorduk, sadece bugüne kadar adı geçiyordu ama bugün neler olduğunu öğrenme şansımız oldu diyen farklı ülkelerden hukukçulara da oradaki sıkıntıları anlatma şansı buldunuz. Evet. Uluslararası hukuk alanında baktığınız zaman Doğu Türkistan'daki Uygurların bugün yaşadıkları sıkıntıya nasıl bakmak lazım? Şimdiki Doğu Türkistan'da sadece Uygurlar değil tabii. Konu Uygur Türklerinin insan hakları sorunları olduğu için ben sadece Uygurlara ilgili bir sunum yaptım. Bizde Kazak Türkleri var. Kırgız Türkleri var, Özbekler var, Tatarlar var. Aynı sorunları onlar da yaşıyorlar bizim ülkemizde. Sadece Müslüman Türk oldukları için yaşıyorlar. Bizim sorunlarımızı açıkça Türkiye'de anlatma imkanlarımız kalmadı. Medya pek ilgi göstermiyor bize. Bir yürüyüş olduğu zaman davet ediyoruz. Bize sordukları kan var mı, dövüş var mı? Polisle çatışacak mısınız soruları. Yok dediğimiz zaman gelmiyorlar, ilgi göstermiyorlar. Maalesef Çin Halk Cumhuriyeti her yerde, her ülkede muazzam bir güce sahip oldu. Yani savaşmasına gerek yok. Ekonomik olarak herkesi ele geçirdi. Avrupa'da, Amerika'da birazcık sesimizi çıkarabiliyoruz. Ama daha zayıf ülkelerde maalesef Çin'in baskısıyla hiçbir faaliyet yapamıyoruz. Uygurlar dünyanın her tarafına yayılmış durumda. Biz diyoruz ki o ülkenin kanunlarına, o ülkeye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerinize devam edin diyoruz. Rahmetli babamın vasiyeti vardı. Türkiye, Türklerin yegane umudu, Hür Kalesi. Türkiye'ye zarar vermeyecek faaliyetlerde bulunun derdi. Bu nedenle biz vakıf olarak her ay bir sempozyum, konferans yapmaya çalışıyoruz. Kültürel faaliyetlerimize ağırlık verdik. Öğrencilerimize mümkün mertebe rehberlik yapıp memleketlerine döndükleri zaman iş bulabilecekleri konularda eğitim almalarını sağlıyoruz. Türkçeyi iyi öğrenin diyoruz, bol bol kitap okuyun diyoruz. İleride çünkü bu çocuklarımız Türkiye ile ülkemiz arasında kültürel bağı oluşturacak köprü vazifesi görecekler. Yani Türkiye'yi iyi tanıyın diyoruz. Eğer imkanımız olursa ben çocuklarımı bir Çanakkale'ye götürmek istiyorum. Çanakkale şehitliğini göstermek istiyorum. Hani vatan kan dökülmeden kurtarılmıyor. İstiklal Savaşı'nı anlatmak istiyorum çocuklarımıza. Ama boş kaldıkları zaman önemli olan bunların şu anda derslerini çalışıp iyi Türkçe öğrenip sınava girdiklerinde başarılı olup istedikleri üniversitelere girebilmeleri. Bizim sıkıntımız yetişmiş elemanımız yok. Yarın müstakil olacakmış gibi kadro yetiştirmemiz lazım. İlmi yönden, dini yönden çok iyi eğitim vermemiz lazım. Türkiye bizim için çok büyük bir fırsat. Ama bunu yaparken Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasına zarar verecek hiçbir olaya girmekten kaçınıyoruz. Girmek istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'mizin dışarıya karşı zor durumda kalmasını da hiçbir zaman istemeyiz. Biz bu topraklarda büyüdük, ekmeğini yedik, suyunu içtik. Ama burası bizim için ana yurt. Ama bizim ata vatanımız da var. Ilgar Bey, peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi Uygurlar, işte Kazaklar, yani Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız Çin devletinin içerisinde bir etnik azınlık durumundalar. Ancak dünyada pek çok devletin içerisinde etnik azınlıklar vardır. Bunlar pek çoğu, hatta pek çok Türklerin etnik olduğu, azınlık olduğu yerlerde zaten terör, zor kullanma ya da insan hayatını etkileyecek daha farklı
eylemlerde bulunma gibi bir geleneği olan millet olmadığımızdan dolayı sorunlar yaşanmaz. Ancak siyasi mücadeleler vardır. Siyaseten haklar alınmaya çalışılır. Şimdi Doğu Türkistan'da da aynı şekilde bu etnik azınlık olan soydaşlarımız haklarını almaya çalışıyorlar. Peki neden bütün dünyada Uygur denildiği zaman terör akla geliyor, Uygur denildiği zaman terörist mi sorusu akla geliyor? Çok haklısınız. Şimdiki bu 11 Eylül olaylarından sonra terörizm çok popüler oldu dünyada. Çin'de kendisini haklı çıkarabilmek için en ufak bir eylemde dahi herkese terörist ilan edebiliyor. Ben Bişkek'teyken bir olaya şahit oldum. Kırgız hükümeti 3 tane Uygur'u yakalamış. Bunların cebinde hem Türk pasaportu hem Çin pasaportu var. 50 bin dolar para, 3 tane de tabanca. Ne yapmayacaksınız bunlarla? Biz Doğu Türkistan'a gidip ihtilal yapacağız demişler. Ben elçilikteki arkadaşlarla görüştüm. Ya dünyanın hiçbir yerinde 3 tane terörist çıkıp 3 tane tabancayla 50 bin dolarla ihtilal yapamaz dedim. Bu bir oyundu. Dedim ki eğer bunları biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak ele geçirebilirsek götürüp Ankara'da bir konuşturalım. Kimin adına çalışıyor bunlar diye. Ayrıca Amerika'nın da terörist ilan ettiği Bin Laden grubu vardı. Oralarda eğitim alan, öğrenim alan öğrencilerimiz oldu. Pakistan'a giden öğrencilerimiz vardı, dini eğitim alıyorlardı. Fakat din deyince Çinliler için bu terörist bir eylem. Din öğrenmek, öğretmek yasak. Hakiki manada terör eylemi içinde olan bir Uygur yok demin dediğiniz gibi. Mesela ülkede bazı yerlerde bomba patlıyor. Hemen bombanın akabinde gidiyorlar, bir insanları yakalayıp götürüyorlar. Ve onları idam cezasıyla yargılıyorlar ve infaz ediyorlar. Ama dışarıdan birileri gidip biz bu işi araştıralım dedikleri zaman kimseye de kapılarını açmıyorlar. Yani kendileri patlatıyorlar bombayı, bizi mesul tutuyorlar. Bir gemi kaçırma olmadı, uçak kaçırma olmadı, elçilik basmadık, konsolosları kaçırmadık, öldürmedik. Ne yaptık, terörist olduk biz de anlayamadık. Yani bugüne kadar kayıtlara geçmiş reel bir terör olayı olmamasına rağmen bütün Uygurlar dünya çapında terörist olarak ilan edilmiş durumda. Tabii en belirgin örneği abim. Radyo Liberty'de çalıştı uzun seneler Amerikalılarla birlikte. Amerika seyahati sırasında Çin dışişleri Amerika'ya notam veriyor. Bir terörist geliyor, sokmayın ülkeye diyor. Kimden bahsediyorsunuz? Erkin Alptekin'den. Erkin Alptekin bizimle 25 sene çalıştı. Hiçbir terör eyleminde bulunmadı. Ne yaptı da siz bunu terörist diye ilan ettiniz? Deyince cevap verememişler. Yani biz reel olarak dediğiniz gibi hiçbir eylemin içinde olmadık. Ülkede bir olay olduğu zaman bunu gidip protesto etmek en tabii hakkımız. Oradaki soydaşlarımız, candaşlarımız, dindaşlarımız var. Gideceğiz tabii konsolosun önünde, elçiliğin önünde protesto eylemleri yapacağız. Bu terörizmse bütün dünya terörist o zaman. Hani Çin'in gözüyle baktığı zaman bütün dünya terörist sınıfına giriyor o zaman. Yani hiçbir hak iddia etmeyeceksin, hak aramayacaksın. Bu istediği gibi kanunlarını uygulayacak, öldürecek, kesecek. Devlet terörizmini yapan esas kendileri. Halk olarak bizde bir şey yok. Yani niye o zaman bağımsız sivil toplum kuruluşlarına kapılarını açmıyorlar, bu eylemleri araştırsınlar? Gün yüzüne çıkacak, kendi yaptıklarını bize mal ediyorlar. Ilgar Bey, şimdi siz Doğu Türkistanlıların sivil toplum örgütlerinin de aynı şekilde terörist örgüt şeklinde nitelendirildiği için dünyada çok fazla çalışmalarda bulunamadıklarını söylediniz. Oysa şöyle de bir durum var. İçeride az önce Arnavutluk'ta Uygurların olduğundan bahsedildi. Kosova'da Uygurların olduğundan, onlarla ilgili yaşanan hukuki sorunlarda bir çözüm bulunamadığından bahsedildi. Şimdi Uygur dediğimiz zaman artık ya da Doğu Türkistan dediğimiz zaman Çin'in iç meselesi olmaktan çıkıp uluslararası hukukta artık bir çözüm bulunması gereken bir sorun haline dönüştü. Peki bir sivil toplum örgütünün lideri olarak bu konuda nasıl bir hukuki çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorsunuz? Şimdi hukuki çözüme kavuşabilmesi için dünyanın çifte standart uygulamaması lazım. Hür dünyanın demek istiyorum. Şu anda
Çin'e kimse baskı uygulayamıyor. Çin'e baskı uyguladıkları zaman benim iç işlerim karışmayın diyor. Türkiye'ye gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş Uygurlar üzerinde de yaptırım uygulamaya çalışıyorlar. Arnavutluğa gitmiş. Bunlar tahmin ediyorum Guantanamo'dan Amerikalılar tarafından gönderilen Uygurlar olsa gerek. İsmen söylemedikleri için tam bilemedim tabii onların durumlarını. Bunları Çin geri istiyor. Amerika Guantanamo'da tuttuğu Uygurlar için çeşitli devletlerle görüşüyor. Kimi kabul edersiniz, hangisini kabul edersiniz, kaç tanesini kabul edersiniz diye. Kabul edenlere hemen Çin baskı uygulamaya başlıyor. Bunları geri gönderin bize. Bunlar terörist diyor. Amerika bunları yargıladı. Terörist olmadığına kanaatine vardı. Serbest bıraktı. Ama serbest bıraktığı zaman da gidecekleri yerleri yoktu. Arnavutluk 3 tanesini kabul etti. Şimdi büyük ihtimalle... Ama bir statü vermek zorunda. Evet. Vatandaşlık, evet. Verecek. Bu insanın yaşaması için bir çalışma izni, orada bulunması için bir oturma izni gerek. Yani bunlar nasıl çözülecek? İşte bunları çözebilmesi için Çin'e söz geçirebilmek lazım. Kimse Çin'e söz geçiremiyor. Diyor ki bunlar terörist. Madem ki bir dünya terörizme karşı, Afganistan'a bu nedenle saldırıldı. Bunlar da terörist. Bunları tutuklama, katletme, öldürme hakkına sahibim ben diyor. Yani yakalı girdiği nokta terörizm olduğu için millet de fazla bir şey söyleyemiyor bunlara. Ama onlar da biliyorlar ki biz terörist değiliz. Yani hukuki bir çözüm yapılamasa da özellikle iyi niyetli olan devletler olsun, diğer Türk devletleri olsun en azından yaşamsal çözümler üretmeye çalışıyorlar mı acaba? Tabii şimdi birazcık güçlü olanlar yapıyor bunu. Arnavutluk daha yeni bağımsızlığına kavuştu. Ekonomik yönden zayıf. Çin'in kredisine ihtiyacı var. Belki göstermelik olarak o mahkemeleri yaptılar. Ama göz göre göre iade edeceklerini tahmin etmiyorum. Yani Kazakistan'da oldukça yoğun bir Uygur nüfus var. Kırgızistan'da aynı şekilde Uygur nüfus var. Özbekistan'da var. Bunların durumları ne şu anda? Yani o devletler Çin'le sonuçta aynı zamanda sınırları olan devletler. Onlar ayakta durabiliyorlar mı? Dik durabiliyorlar mı bu konuda? Şimdi onlar da bazı faaliyetler içindeler. Faaliyetlerini yapıyorlar. Ama söylediğimiz gibi bulunduğunuz ülkeyi zora sokacak olaylardan uzak durun. O zaman Kazak hükümetinin de yapacağı bir şey kalmaz, onlar da iade ederler. Ama bunu yapanlar, tahmin ediyorum gene tahrik, Çin'in adamları. Çin tarafından cebine para konuluyor, git şunları şunları yap diyor. Onlar da yapıyorlar o parayı alarak. Bu bütün cemaate mal ediliyor. Yani biz biliyoruz, akıl var. Şu anda Çin'le savaşıp özgürlüğümüze kavuşabileceğimizi hiç tahmin etmiyorum ben. Hangi imkanla savaşacağız? 2 milyara yaklaşık bir Çin. Kırgızistan'ın nüfusu 6-7 milyon. Hani Kırgızistan bile baş edemez. Kazakistan hiç edemez. Onun için bizim hemşerilerimize tavsiyemiz devamlı. Bulunduğunuz ülkenin şartlarına, kanunlarına uygun hareket edin. Türkiye'de yaşayanlar için bu değişiktir, Kırgızistan'da değişiktir, Özbekistan'da değişiktir, Kazakistan'da değişiktir. Hepiniz siz oralarda yaşıyorsunuz, oranın kanunlarına çok dikkat edin, riayet edin. Ama kültürel faaliyetlerinizi devam ettirin. Unutturmayın ülkenizi, çocuklarınıza, dilinizi unutturmayın. Örf adetlerinizi unutturmayın, bayramları yaşayın, Nevruz'u yaşayın. Bu tür olaylar, yani terörizm diyebilecekleri hiçbir olayın içine girmeyin. Ben mesela arkadaşlara söylüyorum, protesto eylemi yaparken haklı durumdayız. Ama oraya gittiğiniz zaman Türk kolluk kuvvetlerinin söylediği şey, 3 kişi gitsin, çelengenizi bırakın, bildirinizi okuyun, ayrılın oradan. Bunu yaptığımız zaman biz haklıyız. Ama diğer arkadaşlar da yok, biz de oraya gideceğiz, taş atacağız. Haklı durumdan haksız duruma düşüyorum. Haklı eylemim terörist eyleme dönüşüyor. Biz bunlara karşıyız. Bunları yapmayın diyoruz ama maalesef ki maalesef yapanlar çıkıyor içimizden. Ilgar Bey, burada pek çok devletten, yani sadece Türk devletlerinden değil, farklı devletlerin içerisinde azınlık olarak yaşayan Türklerden de hukukçular var.
Az önce Sadun Bey'le de bunu konuştuk. Irak'taki Türklerin haklarının alınmasıyla ilgili. Aynı şeyi size de sormak istiyorum. Biz yeterli derecede eğitimi hukukçulara sahip bir milletiz. Yani her bölgede olsun. Ve artık etkin de pek çok devleti olan, pek çok bağımsız devleti olan etkin de bir milletiz. İşte Birleşmiş Milletler'de olsun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde olsun. Nasıl bir birlikte mücadele vermeliyiz ki tüm dünyada bu tür insan hakları ihlallerine maruz kalan soydaşlarımız için daha net sonuçlar alabilelim? Şimdi ki bu Türk dünyasındaki akademisyenler, Irak Türkleri bir dayanışma içinde olmamız lazım. Hani bu dayanışma derken ordu toplayıp gidip savaşalım değil. Oradaki insan hakları ihlallerini en iyi şekilde somut örnekleriyle reddedemeyecekleri, şimdi reddedemeyeceği somut örnekler bularak dünyaya duyurmaya çalışacağız. Anlatmaya çalışacağız. Ancak bu şekilde yarın öbür gün belki Çin'de ya bütün dünya bir oldu. Şu insanlara biraz eziyet etmekten vazgeçeyim, insan gibi yaşamalarını sağlayayım deme noktasına gelebilir belki o zaman. Yani Tibet'in başardığını bir şekilde oradaki Türk soydaşlarımız da başarabilirler diyebilir miyiz doğru yöntemlerle? Doğru yöntemler olursa olur. Tibet'in en büyük gücü arkasındaki Budist alemi. Sayın Dalai Lama beyefendi, bu da terörist Çinlilerin gözünde. Bütün Budistlerin ruhani lideri. Nasıl terörist oldu, neler yaptı ben duymadım da Çinlilerin bildiği bir şeyler var herhalde. Şimdiki o Budist aleminin yaptığını biz de doğru yöntemlerle yaparsak biz de başarılı oluruz. Yalnız Doğu Türkistan için değil, Dağlı Karabağ için de yaparız. Kerkük Türkleri için de yaparız. Hani bu hiçbir zaman bir Turan düşüncesi değil. Birlikte hareket etme. Birbirimizi dar gününde destek evet. olmak. Tabii, bu tabii, oldukça tabii. insani, kimsenin karşısında duramayacağı bir düşünce. Tabii tabii böyle olması lazım. Onun için biz vakıf olarak yavaş yavaş bu tür faaliyetler içine girdik. Bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Uluslararası konferanslar düzenlemeyi de düşünüyoruz biz. Eğer başarılı olursak tabii ki bizim için büyük katkısı olur tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, başarılar dilerim.